Evet. Şimdi Ferdi Tayfur'a gideceğiz bir. Ferdi Tayfur'un kızıyla arasında yaşamış olduğu bir soyadı kavgası vardı hatırlarsınız. Uzun zamandır bu konuyla alakalı yeni bir gelişme yaşanmamıştı. Ta ki Ferdi Tayfur'un paylaşımına kadar. Bakalım son olarak baba Ferdi Tayfur ne paylaşmış? İzleyelim sonrasında konuşalım. Baba ve kızı birbirine düşüren soyadı kavgası sonrası Ferdi Tayfur'dan çok konuşulacak paylaşım. Yaprak dökülüyorsa köküne bakmak lazım. Uğraşamam yani, hayvanlarla uğraşırım ama insanlarla uğraşamam. Derinden sarsılan usta sanatçı kime gönderme yaptı? Kimle yapar? Kendine yapar. Türk müziğinin dev ismi arabeskin yaşayan efsanesi Ferdi Tayfur'un yüzü kızından yana gülmüyor. Yaşadığı sağlık sorunları sonrası Marmaris'te inzivaya çekilen usta sanatçı ve çalkantılı özel hayatıyla gündemden düşmeyen kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz yıl Muhammed Aydın'la üçüncü kez nikah masasına oturan Tuğçe Aydın özel hayatını yoluna koydu derken yeni bir kriz daha patlak verdi. Baba ile kızın arasına bu kez de soyadı girdi. Ferdi Tayfur'dan soyadını kullanarak giyim markası kuran kızına veto geldi. Tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu benim babamın öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? Ha, 50 milyon olmazsa da %58 hisse mi istiyorsun? Baba kızın arasındaki tartışmaya önce damadı. Ya tüm Türkiye'ye baba olup kızına baba olamayan bir adam bir de avukat kullanıyor. Çok görmemek lazım ya. Alkışlıyorum. Ferdi baba. Ardından eski eşi Necla Nazır da girdi. Etrafına etten bir duvar ördüler. Yargısız infaz yaptırdılar benim çocuğuma sana karşı. Bu kadar mı kötüydünüz ya? Bu kadar mı kötüydünüz? Benim evladım size ne yaptı ya? Yorumcumuz Bilal Özcan'a konuşan Ferdi Tayfur sessizliğini bozdu. Kimle yapar? Kendine yapar. Uğraşamam yani. Hayvanlarla uğraşırım. Ama insanlarla uğraşamam. Kızı ve damadının yalan söylediğini ileri sürdü. Gerçekten istemediniz mi? Evet, istemiyorum. Çünkü neden istemiyorum? Malzeme yapıyorlar çünkü. Soyadımı malzeme yapıyorlar. Yani benim soyadım kimse malzeme yapamaz. Ona itiraz mı edeceksiniz eğer öyle bir şey var? Yalan söylüyorlar çünkü. Onların söylediği tarihte mahkemeler kapalıydı. Samimi açıklamalar yapan Ferdi Tayfur kızı ve damadına kızgın, eski eşine ise kırgındı. Necla Hanım'la görüşüyor musunuz? Hayır. Görüşmüyorsunuz. Hayır. Anladım. Soyadı kriziyle derinden sarsılan Ferdi Tayfur'dan yine çok konuşulacak manidar bir paylaşım geldi. Süreç boyunca yaşadıklarından çıkarım yapan usta sanatçı duygu ve düşüncelerini şu sözlerle kaleme aldı. Eğer bir ağacın yaprakları dökülüyorsa, dalları en ufak bir sarsıntıda kırılıyorsa dibine inip köküne bakmak gerek. Usta sanatçının paylaşımından yapraklar benzetmesiyle kızı ve damadını, kök metaforuyla da eski eşi Necla Nazır'a gönderme yaptığı çıkarımı yapıldı. Evet, evet değerli izleyenler, Ferdi Tayfur yılların eskitemediği ünlü isim şarkılarıyla, bir dönemin şarkılarıyla büyüdüğü, bir dönemin şarkılarıyla aşık olduğu, evlendiği çok değerli bir sanatçı. Ne var ki o da şu anda tıpkı İbrahim Tatlıses gibi aile sorunlarıyla uğraşıyor. Çok anlamlı bir söz söylediği, eğer bir ağacın yaprakları dökülüyorsa, dalları en ufak bir sarsıntıda kırılıyorsa dibine inip köküne bakmak gerek. Editör arkadaşımızın çok güzel tespit ettiği gibi burada dallar bence de kızı ve damadı ve kökü de Necla Nazır kastettiği bu. Necla Nazır'la 1976-2007 yılları arasında 30 seneden fazla bir beraberliği olmuştu. Ve problem yaşadığı kızı Tuğçe Tayfur da Necla Nazır'dan dünyaya gelmişti. Necla Nazır'a nikah yapmadı. Biz Adanalıyız. Bizim yörede nikah ilk eşte kalır. Kimsenin hakkına girilmez benzeri bu anlama gelen bir söz söylemişti gerekçe olarak da. Ve daha sonra Necla Nazır'la geçimsizlikten dolayı
evlenmişti. Evlenirken de kendi deyişiyle, ben de gördüm o evi. O evde kendisiyle çok röportaj yaptım. Tarabya sırtlarındaki 5 milyon lira değerindeki 3 katlı kendi yaptırdığı o villayı da Emirgan sırtlarındaki Necla Nazır'a bırakmıştı. Ve daha sonra şimdiki son çocuğunun annesi olan Habibe Ümyani Demir'le Marmaris'te kendi adını, Ferdi Tayfur adını taşıyan adada orada bir beraberlik kurmuştu. Ve Tuğçe Tayfur'un bütün bu babasına olan kininin kökeninde bence ne kadar da benziyor arkadaşlar. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilenç'ten öfkesi gibi Tuğçe Tayfur'un da... Neredeyse aynı değil mi mevzular? Evet, Tuğçe Tayfur'un da... Kişiler farklı, olaylar evet, aynı. Annesine yapıldığını düşündüğü haksızlıktan dolayı Ferdi Tayfur'a kin beslediğini düşünüyorum. Aslında çok konuşulacak, çok çok üzerinde ve Ferdi Tayfur'a şarkılar yazdıracak bir hikaye bu. Ama ben sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Ve Bilal abi, Pınar'ın lafına balla keseceğim. O, tam o konuda bir şey söylemek istiyorum. Ferdi Tayfur yıllardır hiçbir yere röportaj vermiyor, sahne almıyor. Biz sadece Bilal Özcan, teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Biz bir ekibiz. Özel bir röportaj gerçekleştirdi biz kendisiyle. Biz bir ekibiz. Pınar'cığım da bu ekibin kraliçesi. Yeğeni Şirin Hanım'la ben ayrıca görüştüm. Yine hiçbir yerde konuşmadı. Sadece sizinle paylaşmak istiyorum tüm bu gerçekleri, detayları dedi. Hedef gösteriliyor diyor ya. Ferdi Tayfur'u etkilediği konusunda. Sadece gerçekleri bize aktardı. Damat aradı bizi. Damat, o Ferdi Tayfur'a hakaretler savuran o damat var ya, dedi ki hani ikisi karı koca Tuğçe Tayfur'la hem 50 milyon lira istiyor babam bizden, hem de %58 hisse istiyor dedi. Hani dosyayı gösterecektiniz. Nerede detaylar? Nerede o belgeler? Adli tatil varken böyle bir dosyadan bahsettiniz ya, hani olmayan dosyadan. Hani o hiçbir zaman açıklanmayan o belgelerden. Yani çamur at, izi kalsın yapıldı. Üstelik Ferdi Tayfur gibi çok büyük ve yeri doldurulamayacak bir üstada. Şimdi ben Ferdi Tayfur'u çok severim. Evet. Onu da çok sevenler olduğunu bilirim. Yani onun şarkıları, sanatçı kimliği, bugüne kadar duruşu, herkesin çok sevdiği sanatçılardan bir tanesi. Ama artık kızıyla atışmaktan, bir şeyler paylaşmaktan da vazgeçmeli. Çünkü ne olursa olsun Tuğçe onun evladı. Evet. Bir insan evladına karşı, hele büyükler, her zaman için büyüklüğünü yapmalı. Varsa da problemi kızını yanına çağırıp, hatta torunuyla beraber çok daha farklı diyaloglar olabilirdi. Yani bunlar böyle ekranlarla veya yazılarla bir baba kıza yakışmayan, hele Ferdi Tayfur gibi bir isme yakışmayan hareketler. Ayrıca paylaşımlara da baktığımız zaman, Ferdi Tayfur'un paylaşımına baktığım zaman, gerçekten bir babanın evladına söylememesi gereken yazılar bu. Yazmaması gereken yazılar. Yani feci bir durum aslında bu. Ama onlar neler söylüyorlar o da? Yani o Ferdi Tayfur'u sayıyorlar mı? Saydıkları pek söylenemez. Ya şimdi zaten bu aile içi olan konularda gerçekten haklı ve haksız yok ki. Yani bu aile içi olan kavgalar zaten kim haklı, kim haksız. Yani bunlar etle tırnak, Bilal Beyciğim. Yani. Ne babalığını bıraktılar, ne sanatçılığını bıraktılar. Üstelik birinci derecede yakınları, düşünebiliyor yani, musunuz? Yani ben gözü önünde kapalı kapılar ardında konuşulması gereken aile meselelerini milyonlara döktüler. Evet. Şu şarkıların güzelliğine bak. Bak, batan güneş. Ya. Ben de özledim. Çeşme, akşam güneşi. Huzurum kalmadı. Emmoğlu, veda yüzlercesi. Evet. Ya. Şimdi o soyad meselesinde de o kadar haklı ki, sanatçı olma. Sen soyadını, hani senden sonra senin kızın temsil ediyor, hani damadın. Ve herhangi bir usulsüzlükte, kayıt dışı bir durumda da o soyadı referans olarak gösteriyor. Şimdi bu adam ticaret yapıyor. Ve ticaret yaptığı kişiler diyor ki, ben Ferdi Tayfur'un damadıyım diyerek ticaret yapıyor. Bu adamın yaptığı en ufak bir usulsüzlükte Ferdi Tayfur'un bütün eşrafı, dostları, iş yaptığı herkes zan altında kalıyor. Dolayısıyla da soyadımı kullanmayın demekte de çok haklı.